Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu videomuz bence tarihi bir video olacak. Niye? Geçmişte pandemi döneminde yaptığımız videolarda hisse piyasalarının hareketiyle ilgili önemli çıkarımlar ortaya koymuştuk ki o videolara dönün bakın, bizim video silme gibi bir huyumuz yok. Yani bir kıymeti gazlayıp ondan sonra çuvalladığımız zaman silme gibi bir şey yok. Hamdolsun zaten bir noktada çuvallamış değiliz. Ama var örnekleri, kripto diyorlar, gazlıyorlar, siliyorlar, dolar diyorlar, yok 40-50 yapıyorlar, siliyorlar. Bizde o yok. Ama tarihi bir video olacak bu değerli arkadaşlarım. Neden tarihi olacak? Yeni bir dönem açılıyor. Yeni bir dönem. Bir deprem felaketi, bir seçim, yani o kadar büyük değişimler var ki kapıda. Yatırımcı ne yapmalı dediğimiz zaman onu işte Paramedya.com.tr kurucusu kıymetli abim Remzi Özdemir ile konuşacağız. Remzi abi hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Evren, iyi yayınlar diliyorum kardeşim. Teşekkür ediyorum Remzi abi. Remzi abi şimdi parayı katlayacak iki tane kritik yatırım aracı var. Bu iki yatırım aracından bahsedeceğim ama şimdi yüksek enflasyon dönemi vardı. Bu yüksek enflasyon döneminde depreme kadar Covid'in ve savaşın etkisiyle halkın canı çok yandı. Ve enflasyondan kaçış için haliyle doları ve haliyle altını seçtiler. Doları seçtiler ama dolara arka kapılardan operasyonlar, marjları açmalar vesaire bir baskı yapıldı. Altını seçtiler diyorum. Çünkü çok önemli bir haber vardı. Gerçekten çok kritik bir haber. Bloomberg, uluslararası Bloomberg haber ajansı İsviçre gümrüğü verilerinden aktardığı bir haber vardı ki herkes bunu Türkiye'de de haber yaptı. Ocak 2012'den bu yana en büyük altın ithalatını yapmış Türkiye. 58 tondan fazla altın Türkiye'ye sevk edilmiş ve bu rakam İsviçre'nin toplam altın ihracatının %42'si. Şimdi dolara takoz, altına takoz, bize bir anlatır mısın bu mekanizmaları abi? Evren, önce altına anlatmak istiyorum. Şimdi altın belirli dönemlerde yıldızı parlayan bir yatırım aracıdır. İşte savaşta, pandemide, belirli dönemlerde. Bir de Evren, bu dönemde bu kadar büyük ithalat neden yapıldı, ona bakmak lazım. Şimdi altında evet bir hareket oldu. İşte senin de gördüğün gibi, ama tekrar geri çekilme oldu. Şimdi bu altındaki hareketin ilk bacağı küçük yatırımcılar oldu Evren. Dolar alamayanlar, özellikle dolar alamayan bankanın marjı, bakın bugün ben yine bir kredi kartı ödememden dolayı bankadan dolar ekstrem vardı. Ödemek istiyorum Evren. 1010 dolara 20 bin küsür lira ödemek zorunda kaldım. Yani o kadar bankalar vicdansızca marjı açmışlar ki, tabii ki bu iktidarın istediği, bankanın istediği değil. Artık rekabeti bırakmış. Yani gidip döviz bürosundan alsan daha avantajlı. O anlamda söylemek istiyorum. Şimdi burada çaresiz insanlar altına yöneldi. Dolar alamayan altına yöneldi. Çünkü altında TL veriyorsun. O bir ithalatı patlatan, yani bir ayağı sadece. İkincisi Evren, ilk defa burada söylüyorum. Uzun süredir, birkaç haftadır bu konunun üzerindeyim. Özellikle seçim öncesi artık AKP'nin gideceğine inanan belirli bir kesim var. İş dünyası var, elinde parası olan var. İşte belki de aralarında bürokrat var. Öyle ya da böyle kolay para kazanmış bir kesim. Evren, yurt dışına para çıkaramıyor artık. Sen de biliyorsun ki artık BDDK ister yandaş ol, ister karşı ol, rahat para çıkartmana engel. Artık kimse Türkiye'den para çıkartamıyor. İşte bu insanların altın aldığı yolunda iddialar var Evren. Yani fiziki de olarak alıyorlar, stokluyorlar. Böyle bir iddia var. Tabii ben bu iddiayı doğrulayamam, ancak bu iddia bana biraz mantıklı geliyor Evren. Üçüncü ithalattaki en önemli bacak ise bizim Merkez Bankamız yaptı. Merkez bankalar aslında işlevsel olarak baktığımız zaman özellikle Amerikan tahvillerinin onu anlatmadan önce şeye değinmek istiyorum. Bir ülkenin Merkez Bankası rezervi kasasında nakit tutmaz Evren.
biliyorsun. Ağırlıklı olarak uluslararası ki en büyük etki Amerika'dır. Tahvil alırlar. Amerikan tahvili ya da benzeri alır. Ancak şu anda tahvil fiyatları o kadar yüksek, o kadar zirvede ki bunu buralardan almak yarın olası bir düşüşte bu merkez bankalarına ciddi bir zarar yazdırabilir. İşte bu ortamda bazı merkez bankaları altına yönelir Evren. Yani bu bir genel bir kuraldır. Bizim Merkez Bankası'nın da ben bu kural dahilinde yani Amerikan tahvili yüksek faizden almaktansa altın aldım diyebilir. Yani bilmiyorum bunu ama bu da bir seçenektir Evren. Ancak altın halen daha ciddi bir yatırım aracı değil ve özellikle Amerika'nın yeniden faizleri düşmeye başlamasıyla oturmasıyla birlikte bu defa da merkez bankalarının kar satışına geçmesi muhtemel. Yani tahvile daha düşük fiyattan tahvile yönelmeleri mümkün Evren. Bu nedenle altınla ilgili benim açıkçası negatif bakış açım nötr. Yani çok olumlu da değilim, olumsuz da değilim Evren. Dolar tarafına gelince Evren, evet doları şu anda iktidar seçime kadar ölümüne savunuyor. Adeta ölümüne savunuyor. Ne kadar başarılı olabilecek? İşte orası tartışılır. Çünkü deprem olmasaydı belki biraz başarılı olabilecekti ama benim olumsuz bakış açım halen devam ediyor dövizde Evren. Ben kur kriziyle ilgili ciddi anlamda bir bunalım yaşadığını biliyorum. Merkez Bankası'nın siyasi iradenin ve hatta aldığımız bilgilere göre, duyumlara göre doları frenleyebilmek için birkaç ek tedbir alabilirler diye bir bankacılık çevresinde beklenti var Evren. Abi şimdi altında şunu ekleyeyim. Bizim Merkez Bankamızın da geçen yıl en büyük alıcılardan biri olduğunu haberde de yazıyor zaten. O altın yorumunu ona ekleyeyim. Ama tabii ki vatandaş enflasyondan canı yanan dolar ve altına kaçtıkça işte sair diğer nedenler de var. İşte diğer alımlar, merkezin yaptığı alımlar falan. Ama bir araç, kurtarma aracı kendini onun önüne bendi çekiyorlar. Dolara çektikleri gibi. Dolar konusunda abi, şimdi şöyle bir sıkıntı var. Dediklerine ben de katılıyorum. Artı yapayım. Şimdi bugün zaten Fed'in tutanakları gelecek. O tutanaklarda abi üretici fiyatlarının yukarıya doğru gitmesi, iş gücü piyasasının kuvvetli kalması ve buna bağlı olarak Amerika'da gelirlerin iyi bir durumda olması, işsizliğin sıkıntı olmaması bu şu demek, harcanabilir bir para var ortada. Harcanabilir bir para fiyatların yukarıda kalmasına destek veriyor. Ve bu böyle olduğu zaman da Amerikan Merkez Bankası'nın işte bu akşam tutanaklarda göreceğiz tekrardan 50 bas puana dönmesi ihtimali zaten dün New York piyasasını çökertti. %2-2,5 Nasdaq, Dow Jones geri geldi abi. Ben dönüp burada fiyatlamalara baktığımda Amerikan 10 yıllıklara bakıyorum. 10 yıllığın grafiğini açtığımda Remzi abi Şubat'ın başında 3.37. 3.37 şu an kaç abi? 3.85 4'e gelmiş. Yani senin burada Amerikan faizini 5'in üstüne doğru çıkartacak bir Fed karşımıza geldiği zaman, Amerikan 10 yıllık tahvilleri yukarıya doğru 4'lere doğru gittiği zaman ve en önemli verilerden birisi de dolar endeksi. Dolar endeksi abi 104'ü geçti. Dönüp dolar endeksine bakıyorum grafiğine. Dolar endeksinin grafiği de abi 100'den 100'e düştü. Şubat'ın başında abi 100'dü. Şimdi 104-105'e doğru gidiyor. Dolayısıyla bunları niye söylüyorum? Yurt dışında doların ana vatanına dönmesi konusu daha da kuvvetleniyor. O yüzden bizim kuru kontrol etme konusunda yurt dışı şartları bize hiç yardımcı olmayacak. AKP'ye daha doğrusu. İkinci nokta, muazzam bir enflasyon, liranın değer kaybı demek. İşte hep anlattık bunu, bir daha girmeyeceğim. Bu muazzam hiper enflasyon dönecek, haliyle kura vuracak ve hani Naci Görür Hoca 2019 yılından itibaren başladı ya, bir fay hattı var kırılmak üzere diye. Ben sana şunu söyleyeyim. Doların fay hattı nereden geçiyor diye bana sorarsan
Ben doların fay hattını 19.5'tan geçiyor diye sana söylerim. 19.5'u kırdığı anda Kahramanmaraş'ta nasıl coğrafi bir deprem oldu, canlar kaybedildi. Burada da büyük bir finansal deprem olur, varlıklar kaybedilir abi. Çünkü bu Fed işini çok hafife alıyorlar ama bu Fed faizinin 5'in üstüne çıktığı bir atmosferde borçlulukların dönüp Türk şirketlerini, Türk bankalarını nasıl etkileyeceğini analiz eden ben bir adam görmedim. Ama ben sana söyleyeyim, bu iş büyük sıkıntılara sebebiyet verir eğer hesabını, kitabını iyi yapmayan varsa. Bunu söyleyebilirim abi. Bunların üstüne ekleyeceğim bir şey var mı? Diğer iki alternatife geçelim istiyorsan. Evren, dolar konusunda katılıyorum sana. Sadece AKP'nin, ekonomi yönetiminin şu anda bir rehaveti var. Hele bir o gün gelsin bakarız gibi. Senin o söylediğin fay kırılmasıyla alakalı onu kesinlikle güzel bir örnek olarak buluyorum. Ama sanki hele bir o gün gelsin, hele o gün oraya geldiğinde yeni bir şey icat ederiz diye düşünüyorlar. Ama o gün, emin ol ki o gün geldiğinde çok geç olacak. Çok doğru. Şimdi gelelim esas parayı katlayacak iki yatırım nedir? Yani böyle kriz dönemleri, böyle sıkıntılı dönemler, böyle kara günler aynı zamanda kafayı çalıştıranlar için de çok büyük fırsatlar doğuruyor. Şimdi bizim depremden önce söylediğimiz bir bas senaryomuz vardı. O da şuydu: AKP bu enflasyonla, bu kötü yönetimle iktidarı bir şekilde seçimlerde devredecek ve Türkiye'ye de daha aklı başında bir iktidar geldiği zaman 100 milyarlarca dolarlık bir kaynak girişiyle borsa yukarıya doğru gidecek demiştik. Ki bütün yatırım camiası da bunu böyle fiyatlamaya başlamıştı. Hatta buna istinaden yabancı girişleri bile böyle ufak ufak oluyordu. Ne bozdu bunu abi dediğimiz zaman? Bunu bozan şu oldu abi: gerginlikler. Bir, hatırla, İmamoğlu davası. Yani seçilmiş bir belediye başkanını uydurup bir nedenle geri görevden alma, bu yabancılarda şu kanıya vardırdı onları: ya Türkiye'de bu işler çok karışacak, eyvah eyvah, yani hukuk sistemi bak kafasına göre iktidarın dediklerini mi yapıyor gibi onların nezdinde soru işaretleri oluştu. Burada bir satış yedi borsa, hatırla abi, yılın başı. İkinci nokta, daha sonra kendini toparladı vesaire falan, deprem oldu. Depremde bir yanlış kararlar silsilesi verildi, sonradan bunun telafisi oldu. Ama en önemli huzursuzluk noktası şuydu: ya galiba seçimleri bir yıl erteleyecekler ve belki de bir yıl sonra acaba seçim yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Bu iktidar oturdu, acaba bu iktidar, benim görüşüm değil bu, dışarıdan bakışı söylüyorum, bu iktidar acaba bir monarşi mi kuracak burada diye çok uç marjinal görüşler belirmeye başladı. Yani en azından şunu diyelim, yani seçimi yapmıyor, bir yıl iki yıl her neyse yani. Bu çok büyük satışlar getirdi. Çünkü Türkiye'de bir kaos demek, yani %70'i hatta %80'i İktidarın karşısındayken ben seçim yapmıyorum, oturuyorum dediğin zaman bunun sonu sıkıntılı olur yani. Ve buna istinaden de borsada satışlar geldi. Şimdi bu görüş değişti abi. Yani ya da bu yöndeki akış değişti. Dün yapılan açıklamalarda abi, iktidar partisinin seçimleri en geç Haziran'da, hani taş çatlasa sonbaharda yapılacağına dair bir eğilim içinde olduğu anlaşılıyor. Bilmiyorum diye. Ne demek? Türkiye'de büyük bir iç karışıklık olmayacak demek. O zaman burada bizim döndüm başa baştaki bas senaryomuz hala geçerli. Evet, düzeltmeler olabilir. Evet, kar satışları gelebilir. Evet, ben yani şunu demiyorum, borsa 7000 endeks olacak demiyorum. 4500'e, 4200'e de gelebilir. Ama netice itibariyle düşüşlerin alım fırsatı, ama hangi kağıtlarda? Bilançosu sağlam kağıtlarda alım fırsatı olarak kullanılarak 1,5 yıllık, 2 yıllık bir vadede baktığımız zaman
alternatif bütün araçların üstünde olduğunu görüyoruz borsa özelinde. Bununla ilgili yorumunu alayım ben. Yani bu konuda seninle aynı doğrultudayız. Hiç kesinlikle bir tereddüdüm yok. Sadece bir konuda bir açıklama yapmak istiyorum borsa konusunda Evren. Hatırlarsan bu depremden hemen sonra borsa kapatıldı ve ek tedbirler alındı. Bireysel emeklilik fonları vesaire vesaire. Kamu fonları devreye girdi. İşte iki tane kamu bankasının yatırım şirketi fonlarına ciddi alımlar yaptı. Burada ben şöyle seninle daha önce yaptığımız yayında bir muhalif şerit koymuştum. Yabancılar satabilir diye burada Evren. Çünkü halen daha bir belirsizlik var. Evet, baktım bugün paramedyada da bunun haberini yaptım. Yabancıların son iki gündeki satışı %3,5 Evren. Takasta azalma. Çok ciddi bir rakam. %3,5. Son bir yılda da satışları %30'a ulaşmış Evren. Yani çok yabancı fiyatı her yüksek bulduğunda, her satış fırsatında verip arkasına bakmadan kaçıyor. İkinci bir handikap da Evren, küçük yatırımcı da kaçıyor enteresan bir şekilde. Geçen ay 100 bin yatırımcı borsadan uzaklaşırdı. Bunun sorumlusu Evren, halka arzlardır. Yani yatırımcı halen borsadan soğumadı. Halka arzlardaki o kumar mantığı var ya Evren, millete, küçük yatırımcıya 0.10 not verip de kurumsal adı altında tek kişinin kurduğu fona sen 100 bin not verirsen, insanları kek yerine koyarsan bu olur. Oldu. Ama bu demek değil ki borsanın çökeceği anlamda. Ben borsa ile ilgili iyimserim. Ancak şu yabancı satışları, yabancının çünkü halen daha kafasına oturmayan bazı şeyler var Evren. Yabancı satışların devam etmesi halinde ona bakılmasını öneriyorum, yabancı takasını. Sanki biraz borsada çekilme olacak ama işte o çekilme bizler için alım fırsatı olabilir Evren. Onun için izah ediyorum ama borsa konusunda da seninle aynı doğrultudayım. İkinci nokta da şu abi, parayı katlayacak iki yatırım dedik. Şimdi ben borsanın alternatifi olduğunu düşünmüyorum. Yani dolar ve altını yenecek bir kere ama uzun vade ve seçici kağıtlarda diyorum, kumar kağıtlarında değil. O yüzden biz zaten Avrasya Yatırım'a bağlı, işte bir katıl butonu var yukarıda, Anadolu Aslanları grubunu kurduk. Burada mesela bilanço sezonunun içindeyiz. Gelen bütün bilançoları inceliyoruz. Oradaki üyelerle paylaşıyoruz. Gelelim şimdi ikinci yatırıma. İkinci yatırım da şu. Ne yazık ki deprem çok büyük bir yıkım yarattı. Yani can kayıplarını geri getiremeyeceğiz. Allah hepsine rahmet eylesin. Burada ben baktığım zaman abi, dönüp Marmara'yı bu iş etkiliyor. İşte Naci Hoca ne diyor? Fay diyor, Marmara'ya dayandı diyor. Celal Hoca onu söylüyor. Ve bu adamların da dedikleri hep çıkmış. Ve bu adamların dediklerini de hükümet hiç kavale almamış. Hiç kafasına takmamış. Hiç hazırlık yapmamış. Orası da ayrı dava. Şimdi buradan çıkan sonuç şu. Eğer sizin elinizde paranız ve bilginiz varsa, siz deprem yönetmeliğine uygun konutlar yaparsanız buradan çok iyi para kazanırsınız. Çünkü özellikle Marmara'da, özellikle bölgede buna ihtiyaç olunacak. Dolayısıyla yine geldik müteahhitliğe. İşini hakkıyla yapan müteahhitlik firmalarının ben burada önemli bir değer elde edeceğini görüyorum. Mesela gayrimenkul yatırım ortaklıklarına da bunun ucu dokunur. Ama her gayrimenkul yatırım ortaklığı borsada bundan ekmeğini yer mi? O noktada soru işaretlerim var. Ama mesela emlak gayrimenkul, o aklıma geliyor. Gelelim, abi bizim paramız yok, biz yani apartman yapamayız, ev yapamayız diyenlere de şunu söyleyeceğim. Ben burada bir alternatif olarak da birinci el sağlam raporlu konutları görüyorum abi. Hem enflasyona karşı, enflasyon tehlikesine, yani hani diyorum ya, kur kırılacak, kurda bir fay hattı var ve bir de Marmara'nın altında bir fay hattı var. Bu ikisine karşı bence hem canınızı hem malınızı korumak için birinci el ama raporlu, zemin etütlü, yani yapı denetiminden geçmiş, barkodu, bina kimlik kartı olan konutları öneriyorum ben. Buna ne dersin? Şimdi ben her zaman aynı fikirdeyim. Yani insanların
yatırım amacıyla değil de oturacağı evi alması taraftarıyım Evren. İşte son depremde özellikle Güneydoğu bölgesinde kendi memleketim Adıyaman'da da biz gördük ki parasını gayrimenkule yatıranlar kaybetti kardeşim. Adıyaman gibi küçük bir ekonomide dahi 5 milyona ulaşan evler bugün yerle bir oldu. DASK bu insanlara 300 bin lira para ödeyecek Evrenciğim. Yani seninle baştan belli gayrimenkul bir yatırım aracı değildir. Evet, oturacağınız evi alacaksınız ama yatırım aracı olarak görmeyeceksiniz. İşte biz bunu bu depremde gördük. İstanbul'da da 2 evi, 3 evi, 4 evi olanlar da aynı akıbeti yaşayacaktır. Şimdi bu nedenle sana burada bir karşı olduğumu söylemek istiyorum. Yani ben paramı dolardan, altından daha çok kazansın diye gidip sağlam bir eve yatırmam Evren. Bu bir. Ama oturacağım ev için fiyatına bakmadan can güvenliğim için alırım. Ancak konutta da şöyle bir problem var Evren. Bakın Türkiye'de son dönemde reel anlamda konut fiyatları %50 arttı. Yani enflasyonun çok üzerinde arttı. İnşaat maliyetlerinin çok üzerinde arttı. Yani fiyatlar özellikle hükümet tarafından manipüle edildi. Düşük kredi ve benzeri beklentilerle. İşte bu nedenle konut fiyatları halen İstanbul'da aşırı derecede pahalı Evren. Elbette seçime kadar bu fiyatlarda dalgalanma olacaktır. Ancak bu AKP'nin artık gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. AKP'nin ya da gitmesi halinde diyelim yeni gelecek siyasi parti mutlak suretle faiz silahını çekecektir Evren. Dövize karşı ve normal ekonomide normalleşme için. İşte faizin yeniden enflasyon ve enflasyona yakın bir seviyeye geldiği bir ülkede siz konut fiyatlarının eskisi gibi altından dolardan daha çok kazandıracağını söyleyemezsiniz Evren. Yani bu nedenle ben konutu senin cümlenin başındaki gibi evet sağlam, dayanıklı, mutlaka kişinin oturacağı evi alması taraftarıyım. Hatta pahalı, ucuz dememesi lazım. Çünkü can kaybı her şeyi bitiriyor. Parayı öbür tarafa götüremiyorsun. Ancak yatırım amacıyla ben konut alımının şu anda mümkün olmadığını, yanlış bir zamanlama olduğunu, özellikle siyasi iradenin değişmesiyle birlikte, artacak faiz politikalarıyla birlikte konut fiyatlarında ciddi bir düzeltme hareketinin olacağını düşünüyorum. Bu nedenle borsa konusuna daha sıcak bakıyorum Evren. Abi dediğim mantıklı. Yani benim altını çizmemiz gereken nokta da şu. Orayı belki yanlış ifade ettiysem, mutlaka oturacağınız konutu bir şekilde alın. Ama ikinci, üçüncüyü yatırım için ben gideyim yine sıfır, birinci el bir konut alayım. Buna ben de karşıyım. Çünkü burada dedik ki borsa seçimden sonra alternatifsiz olacak. Neden? Yabancı sermaye girişleri olacak. Artık önümüzdeki bir seçim aman olmaz mı korkusu kalktı. Abi bir de şöyle bir tartışma var. Şimdi kamu harcamaları enflasyonu yukarıya doğru çıkartacak ve aynı zamanda yine enflasyondan kaçış için bir adres olacak borsa. Ve bir noktada şu, ona ne dersin? Onu sana sorayım. Deniliyor ki depremle beraber haliyle bölgenin yeniden inşası için mevcut firmalar çok daha hızlı çalışacak. Hem enflasyon oluşacak ama dönüp firma olarak baktığınız zaman bunların çalışma hızı artacağı için, bakın vatandaşı kastetmiyorum, vatandaşın durumu iyi olacak demiyorum, firma olarak bakıyorum, firmaların iş yapma kapasiteleri, aktiviteleri artacağı için bu da o firmaların mali durumunu destekler diyorlar. Sen ne dersin? Bana biraz aklı uygun geliyor. Evet, aklı uygun ancak bu kısa vadede olacak bir iş değil Evren. Cumhurbaşkanı biz bu işi bir yılda halledeceğiz dedi. Bu tamamen yok, politik bir söylem. Böyle bir şey olamaz. Ben o bölgede gezen bankası yüksek CEO'larıyla da görüştüm. Onların da söylediği bu 5 yıllık bir süreç en az. Yani o bölgenin yeniden imarı, yeniden normale dönmesi 5 yıllık bir süreç. Bu çok uzun Evren. Yani bence 5 yıl içerisinde olacak şeyi şimdiden oturup konuşmak çok ciddi mantıklı bir şey değil. Ancak
şu bir gerçek ki bölgede evet yeniden büyük bir imar çalışması olacak. İnşaat sektörü hareketlenecek. Ancak bu öyle. Bir kere ki bir yıldan önce daha oradaki enkazın kaldırılması, rehabilitasyon, orada yeniden imar, çünkü bazı şehirlerin yer değiştirilmesi tartışılıyor Evren. Yani evet. Çok zor bir süreç, çok uzun bir süreç Evren. Bence bu, daha çok erken bunu konuşmak için. O zaman abi seçim sonrası kısa vadeli nakit girişleri açısından yabancı girişlerini göz önünde bulundurup ona göre borsada seçici olmak lazım diyoruz. Ben buradan kapatırken bir çağrı yapacağım. Bu dönemler geride kalacak ve her zaman dediğimiz gibi bilimsel altyapısını da koyduk. Kademeli bir şekilde alım yapmak gerekiyor. Belli bir noktadan bütün parayla değil ama kademeli düştükçe alım yapmak gerekiyor. Ama iyi kağıtlarda ben buradan bütün kardeşlerimizi Avrasya Yatırım Anadolu Aslanları grubuna davet ediyorum. Zaten bilanço sezonundayız. Dolayısıyla geleceğe yönelik şimdiden hareketler yapmamız lazım. Çünkü çok büyük bir enflasyon dalgası var ve bu enflasyon dalgasından kendimizi korumak için borsadan başka pek bir çıkış yok gibi gözüküyor. Ekleyeceklerin var mı Remzi abi? Yeterli Evren, söyledik. Teşekkür ediyorum. Tamam. Teşekkür ediyorum Remzi abi, sağ olasın.